Değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Kamu İşveren Heyeti'nden beklediğimiz teklif 21 gün sonra beklemediğimiz bir şekilde geldi. Gelen teklifi bu anlamda olumlamamız mümkün değil. Merkez Bankası'nın 2024 için enflasyon hedefini 33'e güncellediği bir yerde gelen teklif 23. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu açıdan Kamu İşveren Heyeti'ne tavsiyemiz hiç vakit kaybetmeden teklifi revize etmek ve yeni bir teklifle gelerek sıkışmış olan zamanı çok daha verimli kullanarak takvimin sonunda mutabakatı mümkün kılacak zemine taşımak için olağanüstü gayret göstermesidir. Çünkü bu rakamlar 14+9, 6+5 rakamları beklentinin okunamadığı anlamına gelir. Önümüzde ayın 17'sinde ikinci teklif, daha sonrasında da son teklif için süreç var. İlle de burada 2 teklif daha getirmek gerekmez. 3 teklif de getirilebilir. Onun için bir an önce bu teklifi revize etmek lazım, güncellemek lazım. Bunun altını çizmek isterim. Refah payından söz edilmedi. 3'er aylık teklifler sunduk. Özellikle 2024 yılında 3'er aylık teklifler sunduk. Çünkü enflasyonist ortamda kamu görevlilerinin alım gücünün kaybolmaması, aldıkları ücretlerin enflasyon karşısında erimemesi için bunun son derece önemli olduğunun altını çizdik. 2024 yılı için hükümetin enflasyonla mücadeledeki kararlılığına bu anlamda inancımızı ifade ederek 6'şar aylık teklif sunmuştuk ama teklif ikisinde de 6'şar aylık geldi. Bunu yeniden gözden geçirmek gerektiğini düşünüyoruz. Kiralara ilişkin kamu görevlileri insaf sınırını aşan kiralar boyutuyla ciddi anlamda zorlanmakta. Onun için masaya kiralarla ilgili de teklifin gelmesini bekliyorduk. Emeklilerin, memur emeklilerinin ayakta kalma durumlarının olmadığını, bu rakamlarla çok zorlandıklarını, 8.077 liralık bu anlamda yapılan seyyanen iyileştirmenin emeklilere yansımaması dolayısıyla emekli maaşlarındaki düşüklüğün oluşturduğu sıkıntıyı ifade etmiştik. Buna ilişkin cümle kurulmasını bekliyorduk çünkü 21 günlük süre geçti bizim ilk teklifi sunduğumuz tarihten bu tarihe kadar. Tekliflerimizi tasnif süreci, ön müzakere ile tam müzakerenin birleştiği etkin bir dinleme süreci hepsi gerçekleşti. Onun için bunları çalışmak için yeterli zaman vardı. Bayram ikramiyesinden tutun da diğer sosyal haklara ilişkin bu anlamda cümle kurulabilirdi. Henüz bunlara ilişkin cümle kurulmadı. 3600 ek göstergenin 1. dereceye yükselmiş tüm kamu görevlilerine verilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim öncesi kurduğu cümle takvim olarak burada ifade edilebilirdi. Buna ilişkin henüz cümle gelmedi. Yine kamuda bazı grupların sosyal haklarına ilişkin, ücretlerine ilişkin yaşanan sıkıntı tüm Türkiye'nin malumu. Akademisyenlerden mühendislere, şube müdürlerinden şeflere varana kadar ücret skalasındaki bozulmadan kaynaklı olarak stresin yükseldiği, gelir dağılımında adalet çağrımızı her vesileyle yinelediğimiz bu süreçte toplu sözleşmenin bu teklif sürecinde bunlara ilişkin de cümle kurulabilir de henüz buna ilişkin de cümle kurulabilmiş değil. Hizmet konuna ilişkin tekliflerimizi tüm boyutuyla, tüm gerekçeleriyle Kamu İşveren Heyeti'ne ifade ettik. Onun için burada Kamu İşveren Heyeti hizmet konuna ilişkin teklifleri de ilk teklifle beraber getirebilirdi. Bunlar sona bırakıldı. Onun için geride kalan süreç çok hızlı değerlendirilmeli ve masa hiç ara vermeksizin fasılasız çalışmalı. Çünkü az önce Sayın Bakan da ifade etti. 967 teklif şu an masada, bu anlamda müzakereyi bekliyor ve tam müzakere istiyoruz. Bunun için tek taraflı bir mücadeleden ziyade karşılıklı evet hayır, neden evet neden hayır denildiğine ilişkin tam bir müzakere bekliyoruz. Zamanı zipleyip çok hızlı şekilde kullanmak zorundayız bu saatten sonra. Yardımcı hizmetler sınıfının genel idari hizmetler sınıfına aktarılması konusunda uzun süredir bir beklentimiz var. Geçen toplu sözleşmede de en önemli maddelerden birisi olarak masaya taşımıştık. Buna ilişkin de çalışmanın yapılması, mali sosyal haklara ilişkin de cümlelerin kurulması konusunda beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Gelen teklifi bu anlamda çok yeterli bulmadığımızı, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin 10 puan gerisinde olan bir teklifle masanın açılmasını doğrusu yadırgadığımızı ifade ediyor ve hiç vakit kaybetmeden yeni teklifin gelmesi için maliye bürokrasisinin ve kamu işveren heyetinin çalışması gerektiğini buradan ifade ediyor. Sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sayın Başkan, süreç hakeme giderse yani ciddi olabilir dediğiniz teklifler geldi, orada da kabul edildiniz ya da uzlaşamadınız, hakeme gitti, hakem verdiği kararlar uzlaşamadınız. Ne olacak? Arkadaşlar, bizim toplu sözleşmeden beklentimiz uzlaşının çıkmasıdır. Hakem kurulunu biz bu anlamda şu an için cümle kurmayı hakem kurulu için erken buluyoruz. İlk teklif geldi ve bu teklifin beklenmedik bir teklif olduğunu ifade ediyoruz. Onun için önümüzde yeterli müzakere süreci, zaman iyi kullanıldığında, geç saatlere kadar çalışıldığında her maddenin müzakere edilebileceği zaman dilimi var. Yeni teklif getirmek için ayın 17'sini beklemeye gerek yok. Bugün de yeni teklif getirilebilir, yarın da getirilebilir. 17'sine bırakmak bu anlamda takvime sadık kalmak sadece anlamına gelir. Onun için bir an önce teklifi revize edip masayı rahatlatıp ve masayı çok hızlı işleterek de bu anlamda son sürece hakeme gitmeyecek şekilde bir toplu sözleşme süreci yürütmek. Bu anlamda bu saatten sonra kamu işverenlerinde biz elimizden gelen tüm iyi niyeti gösterecek ve tekliflerimizin etkin müzakeresi için yeterli sürenin olduğunu her fırsatta ifade ettiğimiz gibi bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz.